Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. İkizler Burcu'nu 2 Temmuz 25 Haziran haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Falınızda neler var? Bu hafta sizi iş, para ve aşk konularında neler bekliyor aslında? İş konularında ayrıştığınız bir kişi var. Anlaşamadınız, uzlaşamadınız, bir mevzuyu çözemediğiniz bir kişiyle pazartesi ve salı direkt olarak havada kalmış konuşmaları yere oturtmaya çalışıyorsunuz. Bir bilinmezliği bilinir hale getirmek istiyorsunuz. Fakat bu kişide adım yok. Sanki siz bu kişinin biraz üstüne giderek bir şeyleri halletmeye çalışacaksınız. Bu hafta diyorsunuz ki benim bu konuyu kafaya taktım, çok havada kaldı. Bu havada kalmış mevzuyu benim çarşambaya kadar çözmem lazım. Perşembeye kadar çözmem lazım diyeceksiniz. Bana kalsa salıya kadar çözmeye çalışacaksınız falınıza göre. Ama burada şey var, mesela karşınızdaki kişinin de arkasında onu tutan birisi var. Hani aslında bu da o da bu konuyu çözmek istiyor ama bir kişiden ya baskı alıyor ya kendini baskı altında hissediyor. O yüzden size biraz mesafeli görünüyor. Çarşamba gününe geldiğim zaman sanki siz bu kişiye biraz küsmüş görünüyorsunuz. Hani bir şeyleri adım atmışsınız, çözmeye çalışmışsınız, rahatı göstermişsiniz, uygunu göstermişsiniz ama anlaşılamamışsınız. Bu yüzden hani biraz arkamda bırakayım bu mevzuya, bırakayım gitsin, tam istemiyorum ya der gibi biraz restleştiğiniz bir süreç var. Bu anda aslında karşınızdaki kişi sanki size elini uzatıyor. Biraz sizden küçük, ufak tefek görsellerde çıkmış. Hani almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bu kişiden neyse çözmeye çalıştığınız konu, sanki sizin bu tavrınızla böyle kendini geri çekmeden vazgeçmiş, yanınıza gelmiş, sırtınıza dokunur gibi bir bakar mısın der gibi böyle bir kişiyle çarşamba günü çözmek istediğiniz mevzuda konuşmanız görünüyor. Siz ama yani böyle şey, çok umutsuzsunuz arkadaşlar. Sanki böyle bir uçurumun kenarında oturmuşsunuz, ayaklarınızı da uzatmışsınız, o uçuruma bakıyorsunuz görsellerinde. Yani olmaz, çözülmez dediğiniz bir mevzu bu hafta çözülecek aslında. Bu toplu alanda yaşamış olduğunuz bir rahatlamayı da gösteriyor. Gene başa saracak olursam parasal mevzularla alakalı iyi bir gelişme yaşayacaksınız bu hafta. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz bir para varsa aslında çok da umutsuz görünüyorsunuz ama hani bu parayı alacağınız görselleri de var. En azından bu konuda bir haber, bir hani size el uzatılması görseli de var. Bir konu çözülecek, bir yerden küçük bir para mı gelecek? Şimdi çok büyük diyemiyorum çünkü çok üzgün görünüyorsunuz. Çok büyük paraya mı ihtiyacınız var acaba oldum. Ama arkanızda sizi destekleyen bir konu, bir mevzu olacak. Eğer çalışmıyorsanız çarşamba gününe lütfen dikkat edin arkadaşlar. Burada para harcanıyor ve para böyle sanki 3-4 parçaya bölünerek bir yerlere gönderiliyor görseli var. Para harcamalar parça parça görünüyor ama akabinde de sonrasında para harcanacak yollar var. Yani devamlı birileriyle görüşüp konuşup yani para harcayacaksınız. Hem para bekleyip hem para harcamak ne alaka diyebilirsiniz ama falımızda çıkan görsellerimiz de bu. Bu hafta iş ve para konularında çarşamba haricinde rahatsınız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tam haftanın ortası çarşamba, perşembe biraz sıkıntılar var ama genel anlamıyla hatlar güzel. Hatta iş başvurusu, yeni işlerle alakalı planlar burada cumartesi günü mesela aktif olabilir. Burada bazı konuştuğunuz kişilerle bir yeni kapı açma durumunuz söz konusu olabilir. Sanki gözüm üzerinde dediğiniz bir mevzu var. Cumartesi günü para konularıyla alakalı bu aktif olabilir. Ama genel hatlarıyla elinizden çıkan para da var. Beklenti içinde olduğunuz bir yardım da var açıkçası. İlişkilerde de bu hafta evlilikten bahsetmeyeceğim, haneden direkt ilişki olarak girmek istiyorum. Sizden beklenti içinde olan bir partner görseli var. Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba, hatta haftanın 4 günü devamlı üzerinize gelen bir partner görseli var. Burada sizden beklenti, ne yapsam fayda etmiyor dediğiniz bir süreci de size sokabilir. Baskı altında hissedebilirsiniz. Aslında burada ortada fol yok, yumurta yok. Neden benim üstüme geliyor diyebilirsiniz. Burada hırçın bir karakterle uğraşma görselleri var. Haneye geldiğim zaman sanki iki yolu birleştirip ya da iki konuyu birleştirip pazartesi, salı çözmeye çalışacaksınız. Burada yola gitme görselleri de var ama önünde bir çizgi,
Yani aslında ötelenecek bir yol görseliniz olabilir. Bir yol ihtimali bu hafta. Bir dakika dur ya, başka zaman mı düşünsek acaba ya gelebilir. Ama pazartesi, salı iki mevzuda da önünüzün açık olduğu görselleri var. Eşler arasında neler var dersiniz? Pazartesi, salı, çarşamba çok da bir şey yok diyebilirim. Karşınızda onun bu hafta özellikle o ilk 3 gün bir şeye takıldığı ve bu takıldığı konuda hani sizi biraz arkada bıraktığı bir durum olabilir. Çözmesi gereken bir şey var sanki de, hani cımcımdan çok şunu 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 yapmam lazım gibi planlayıp bir şeyleri yapmaya çalışan bir kişiyle birlikte olabilirsiniz. Ya da öyle değilse bile bir şeyleri planladığı için siz arka planda kalabilirsiniz. Burada çevreniz temiz çıkıyor. Sanki böyle bir liste oluşturmuşsunuz da üstünü çize 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 bir haftayı hanenizde tamamlayacaksınız. Görselleri var. Çarşamba günü elinizden bir para çıkıyor. S ve F harfleri var burada. Hemen akabinde gene bir yol planınız var. Ama bu yol planında şey var. Bir kişi çok ciddi istemiyor. Hani bir plan yapacaksınız da sanki o planı yaptığınızda çevrenizdeki insanlarla yapmak istiyorsunuz. Ya olmaz diyor, böyle uzaklardan ulaşan bir kişi size bu. Hane içerisinde de şunu şunu, biraz bencil de yalnız bu. Hani sanki böyle 2-3 kişi bir şeye karar vermişsiniz, hayır olmaz diyor. Böyle kendine doğru çeken bir kişi görseli var. Bir kişinin rahatsızlık haberini alabilirsiniz. Burada mide rahatsızlığı çok önemsenecek bir şeymiş gibi durmuyor. Kafaya taktığından dolayı midede sıkıntı yaşayabilecek bir kişi hanede. Bunun haricinde ne var diye bakıyorum. Allah, aslında Perşembe günü ilişkilerde de yan yana görünüyorsunuz ve önünüzdeki bir aile konusu, bir çocuk konusunu çözmeye çalışacaksınız ama burada çözmeye çalıştığınız kişi çok inatçı. Onunla bir mücadele haliniz olabilir. Hatta hafta sonuna döndürdüğüm zaman kafanızın üstünde bu kişinin yükleri ve ortada kaldığınız görünüyor. Yani hafta sonuna bir plan yaparsınız, bir kişi de dahildir. Belki de onun için yaparsınız ama o kişi yok ortalarda. Onun yerine sizin üzerinizde bıraktığı bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyla alakalı sanki eşler yan yana gelmişler. Elinizde böyle bir sıkıntıyı almışsınız. Başınızın üstünde de bu konuda düşünceler. Hadi gel bakalım çözelim bunu der gibi çıkıyorsunuz. Aslında sizi de çok ilgilendirmiyor. Belki de aile meseleleriniz ama genel hatlarıyla konuşacağınız, çözmeye çalışacağınız bir durum var. Bir de aracı olanlar için teker konusunda bir sıkıntı yaşanabilir. Tekerlerde bir karartı görseli var. Onu da hemen iletmiş olayım. Haberleriniz var haneye mi hafta sonu arkadaşlar? Hafta içi de böyle çarşamba, perşembe, cuma bol bol insan ve karışıklık görselleri var. Hatta orada da gene böyle bir kişinin bir laf atması durumu yaşanabilir. Sanki böyle sizi bir toplulukta bir kişi laf atıyor da orada böyle bir fevri çıkışınız var. Hay, lafı atıyor, kaçıyor, gidiyor gibi böyle arkasından söyleniyorsunuz. Öyle bir durumda yaşanabilir görseli var. Ki buradan neler ekleyeceğiz bir de ona bakalım. Para para para. Bakın hane içi temiz, haneye gelen bir para, temiz bir para görseli var. Ama içiniz rahatlayacak sizin ya. Bir aydınlanma var burada. Sanki enerjinizi bu hafta tekrardan toplayacaksınız. Ama para konularında pazartesi, salı, çarşamba kimdir bu böyle karşılıklı, bakın mecbursunuz. Konuşmaya mecbursunuz. Para hesabı yapmaya mecbursunuz. Arkanız dönüyorsunuz. Sonra tekrar yüzünüz dönüyorsunuz. Bir kişiyle uğraşınız var. Açılmaz olmaz dediğiniz bir mevzu bir kişiyle açacaksınız. Bu kişi aslında sizin hayatınızda iş ve para konularında önemli bir kişi. Bağlısınız çünkü. Hani patrondur, şeftir, ortaktır. Ama bu kişinin bir mevzusu, bir sorunu çok insan var üstünde çünkü. Öncesinde böyle bir ters cevap alma durumunuz olabilir ama hemen akabinde bir konu, bu konuyu çözdüğünüz, şekillendirdiğiniz, sırtınıza da bir para alıp evinize gittiğiniz görünüyor. Çuvalda para gibi ne güzel görünmüş. Yani burada gelen bir para var. Bir de hastalık arkadaşlar, dikkat edin. Yemek konularına dikkat edin. Hani böyle şey, çevrenizdekilere de dikkat edin. Yeme. Hep mideye gidiyor bakın falınız bu hafta. Yemek konularına dikkat edin. Ufak tefek rahatsızlıklar yaşanabilir. Güzel dediklerim tabii ki sizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. İyi olanlarla karşılaşalım. İyiler hayatımıza gelsin diyelim. Gördüğümüz güzel, kötü neyse ben hepsini size iletmeye çalışıyorum. Bir far baktırsanız bu hafta bunlar yaşanacak denebilirdi.
Bu haftalık da o yüzden bu kadar diyelim. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.